Size bu videoda yazı hazırlık için neler yediğimi gösteriyor olacağım. Çok pratik, basit ve küçük şeyler bile aslında yaşam tarzımızı değiştirip kendimizin daha iyi bir versiyonu olmamıza yetebiliyor. Yeter ki siz kendinize inanın ve bugün başlayın. Bu vlogda biraz farklılık yapıyorum ve seslendirmeyle devam ediyorum. Tabii ki güne su ile başlıyoruz dostlarım. Akşamdan kendime detoks suyu hazırlamayı seviyorum. İçine genelde salatalık, maydanoz, nane, limon dilimleri, tarçın çubuğu ve zencefil koymayı seviyorum. Challenge'ın ilk günü olarak kendime güzel bir kahvaltı hazırlamak istedim. Sandviç yapacağım ve sandviçim yapana kadar da yumurtalarımı haşlamaya koyuyorum. Sandviç ekmeğini Migros'tan aldım. Çok hoşumuza gitti. Zeytinli bir ekmek bu. İçine hindi füme, yağsız susuz lor peyniri, roka ve avokado koyuyorum. Bunu siz dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Tuz ve karabiber de koyduktan sonra estetik bir görüntü elde etmek için balkonda çekime devam ediyorum. Ben yumurta insanıyım arkadaşlar. Ben iki tane haşlanmış yumurta yemeden gerçekten doyduğumu hissetmiyorum. Protein açısından ve diğer vitaminler açısından da çok zengin. Daha sonra cilt bakımına geliyor sıra. Dişimi fırçaladıktan sonra nemlendirici ile güzelce cildimi nemlendiriyorum. Ve Yves Rocher'in göz çevresi kremini uyguluyorum. Güneş kremi yaz kış kullanıyorum bu arada. Güneş kremimi de sürdükten sonra lip balmumu uygulayıp güne hazır oluyorum. Saçımı topluyorum çünkü spor yapacağım birazdan. Kahvaltıdan genelde 1 saat sonra ya da 2 saat sonra çok yediysem spor yapıyorum. Dışarıya yürüyüşe çıktım geldim bu arada. Gördüğünüz gibi 6000 küsur adım atmışım. Daha sonra evde bacak çalışmaya devam ediyorum. Arkada da babam film izliyor. Spor salonuna gitmeden siz de bu şekilde evinize dumbbell'lar ya da ağırlıksız da devam edebilirsiniz tabii ki. Evde çok rahat kendiniz de egzersiz yapabilirsiniz. Zaten bununla ilgili de videolar çekmek istiyorum sizlere. İstek çok fazla geliyor. En kötü lastik bir bantla bile egzersizinizi tamamlayabilirsiniz. Yaptığım birkaç hareketi gösteriyorum. Genelde bacak ve popo odaklı gittim. Ama her egzersiz sonrasında karın çalışmayı da seviyorum. Bugün saç çıkama günü arkadaşlar. Sinozum bu vücut peelinginin kokusuna bayılıyorum. Özellikle 1-2 gün boyunca cildimi nemli tutuyor. Cheesecake kokusu var bunda. Saçım için Urban Care'in bu biyotin serisini kullanıyorum. Gerçekten düzenli kullanımda saçımın daha az döküldüğünü fark ettim. Saçımı şampuanladıktan sonra da Yves Rocher'in bu saç sirkesiyle saçımı durulayıp duş rutinimi de tamamlıyorum. Yüzümü Bioderma'nın Sensi Bio H2O suyuyla temizliyorum. Tabi cildimize baktığımız kadar da vücudumuza bakmak da önemli. Tabi duş sonrası vücudumuz daha da kuru oluyor. Ben genelde Arconem'in kremlerini kullanıyorum. Bu arada hiçbir ürün bu videoda reklam değil. Yine Urban Care'in biyotin ve kafein içeren dökülmeleri azaltan bir tonik. Miss Bahçe'nin güçlendirici ve dökülme karşıtı saç serumunu kullanıyorum. Ben sanırım gerçekten Yves Rocher'in ürünlerine aşığım. Saçımı kolay taramak için Yves Rocher'in bu saç açıcı spreyini uyguluyorum. Ve eminim Morphos'un bu Mink Therapy serisini duymuşsunuzdur. Bayağı ünlü olan bir ürün. Saçımı kurutmadan önce saçımı uyguluyorum ki fazla ısı saçıma zarar vermesin. Yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bu video o kadar çok gecikti ki çok haklısınız. Çünkü araya ablamın doğumu girdi. Bir hafta erken doğum yaptı. İkiz bebekler. Teyze oldum. Tebriklerinizi alırım. Ve tam ben bu videoyu editlerken işte doğum gerçekleştiği için hastanede kaldılar bir süre. İşte onların yanına gittik. O sırada bir iş görüşmem oluyordu. İşe girdim bu arada pilates eğitmeni olarak. Hepsi üst üste geldi ve bu editi asla bitiremedim. Oturup böyle konuşmalı bir şey de çekemedim. Şu güne kadar çok gecikti. O yüzden normalde 2-3 hafta öncesi falan yayınlanmış olacaktı bu video. Neyse yeni vloglar çekerek sizi telafi edeceğim, söz veriyorum. Ağlıyor bir tanesi. Başlıktan anlayacağınız üzere yaza hazırlık challenge'ı başlattım arkadaşlar. Hatta Instagram'da avokadolu yumurtalı konuş istersen. Instagram'da avokadolu yumurta hesabımda da paylaştım. Böyle bir challenge çekeceğim hakkında.
Hatta işte katılmak isteyenleriniz falan oldu. Herkes kendine bir hedef koysun. Yorumlarda falan bırakın hatta. Mesela ben kendime çok basit hedefler koydum. Tartı kilo anlamında tartı hedefleri değil. Atıyorum işte geçen senedeki 2 sene önce giydiğim kot şortun içine girme hedefi gibi basit basit şeyler. Çünkü ben tarttaki sayıdansa kıyafetlerle içine girdiğim zaman o kıyafetin kendimi daha mutlu hissediyorum. Çünkü ben şu an her gün neredeyse gidip reformer, pilates, fonksiyonel idman yapıyorum ve kas kilosunda da artış olacak. Önemli olan yağ kilosu vermek. Her zaman söylüyorum. Bu arada yağlar kasa dönüşmez, böyle bir şey yok. İkisi farklı maddeler, birbirlerine dönüşemezler. Yağları eritirsiniz, kas kütlenizi de arttırırsınız. Bu şekilde bir hedef koydum. Hedefim de böyle, nasıl diyeyim size, 1 Haziran falan diyeyim mesela. Yazın tam başlangıcı olsun. Aslında doğum günüme kadar, yani 3 Mayıs'a kadar güzel bir şekilde incelmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum. Bakalım. Şu sıralar zaten çalıştığım için akşamları yemek yemiyorum. Daha doğrusu eve geldiğimde 9.30-10 ya da bazen 10.30 hemen böyle hafifçe bir şeyler atıştırıyorum. Karnımı tamamen doyurmuyorum. Çünkü direkt 11-11.30'da yani uyumuş oluyorum. Hemen uyuduğum için de sindiremeyeceğim için böyle çok ağır ve çok fazla bir şey yememeye çalışıyorum. Arka plan ne kadar dağınıkmış şu an fark ettim. Onun dışında gün içinde çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Normal gününüz işte yulaflı bir kahvaltı veya yumurtalı bir kahvaltı. Gün içinde orada hareket ettiğim için, acıktığım için yanımda böyle salata falan taşımaya başladım. İşte peynirli, narlı salatalar, cevizli bilmem ne. Kuru yemişlerimi yana taşıyorum. Onun dışında pirinç patlakları aldım. Üstü böyle çikolata kaplı. Rozmandan almıştım. Onları yanına taşıyorum. İşte protein barlarım falan. Acıktıkça hani sağlıklı şeyler atıştırmak istediğim için. Onun dışında sütlü kahvelerle böyle ara öğün gibi geçiştiriyorum. Kefir falan da taşıyorum bu arada. Asıl akşam döndüğümde işte eve yemek yemiş oluyorum. Saatlerim çok kaydı. Bu videoda izlediğiniz şekilde değil şu anda. Hafta sonu o şekilde olur ama hafta içi saatler uymuyor maalesef. Benim akşam yemeği saatinde derslerim oluyor çünkü. O yüzden bir çalışırken bir günümüzde ise vloglayacağım. Sıkıntı yok, o da gelecek. Bu şekilde bir challenge başlattım. Aslında ocağın başında mı? Şubat'ta mı? Bayağı oldu başlatalı, o kadar unutmuşum ki yani kafam dolu. Uzun süre oldu. Benim için güzel gidiyor. Bayağı karın bölgesini özellikle yağlarımı erittiğimi düşünüyorum. Böyle artık karın kasları falan iyice belirginleşmeye başladı. Siz de hedefleriniz dediğim gibi yorumlara bırakın. Umarım videoyu da beğenirsiniz bu arada. Yorumlarda buluşuruz o zaman. Eğer bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Aynı zamanda beslenmeyle birlikte sporla desteklemeyi de unutmayın lütfen. Öpüyorum hepinizi. Bugün badem sütlü bir kahve hazırlayacağım. Genelde benim karnım 3-3.30 gibi acıkmaya başlıyor. Akşam yemeğini de erken yediğim için 5.30-6 gibi beni tutsun diye böyle hafif bir şeylerle geçiştirmeyi seviyorum. Yanında da en sevdiğim hem atıştırmalık hem kahvaltı olan süzme yoğurtlu, protein tozlu böyle bir bol hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt koyuyorum. 1 ya da yarım ölçek protein tozu koyuyorum. Protein tozu koymazsanız da tatlandırmak için bal kullanabilirsiniz. Lifalif'in granolasını yeni keşfettim. Bayağı iyiymiş tadı. Ek olarak da bir küçük muz doğruyorum. Üstüne kaju, badem, ceviz, istediğiniz kuru yemişleri kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar, Carrefour sana fıstık ezmesini denemiş miydiniz? Bayıldım. Kıvamı, tadı, her şey mükemmel ve gerçekten çok daha uygun fiyatlı. Kesinlikle deneyin. Mete Yegin daha önce Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını bitirdim ve yazarın diline bayıldığım için diğer kitaplarını da okumaya karar verdim. İnsanları da bitirdim ve bu da önerdiğim bir kitap. Rüyalarıma kadar girdi, etkisinden o kadar çıkamamışım kitabın. Annem ikizler doğmadan kendini dikişe, örgüye verdi. Şimdi de Amerikan servisi dikiyor. Beni bu halde çekme diye bana söyleniyor. Anneciğim, seni sevenler çok, hiç merak etme. Ve geldik akşam yemeğine arkadaşlar. Karnım dediğim gibi 5.30-6 gibi acıkmaya başlıyor. Bugün yeşil mercimek çorbası vardı. Küçük bir kase ondan içtim. Annem yanına kıymalı bamya yapmış. Yanına laktozsuz yoğurt koydum. Ve akşam yemeğim de bu şekildeydi. Başka da hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Böyle challenge videoların devamı gelsin istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda hala kanalıma abone değilseniz, çünkü abone olmadan izleyen çok fazla seyircim var. Lütfen abone olun, bana destek olun. Çok 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 umuyorum ki yakında böyle spor videoları çekip böyle YouTube kanalımda paylaşmak da istiyorum. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Öptüm hepinizi.